Etiler Nispetiye Caddesi'nde daha önce yemek yediğim bir lokantaya geldim. Buraya 6 kişilik bir grup geldik ve rezervasyon benim adıma değildi. Yani özel bir hazırlık yoktu ama yemekleri ve ortamı beğendim. Nezih bir yer gerçekten. Ve hem servisi iyiydi hem de yemekler, özellikle kas çok güzeldi. Bugün size de göstermek istiyorum. Lütfen biraz izah edelim. Somon tartar yapmışsınız. Evet. Üstünde avokado var. Somon içinde yeşillikler var galiba. Taze baharatlar var. Taze baharatlarla bir de yaban turbu köpüğüyle lezzetlendirdiğimiz... Güzel. Yaban turbu gayet tabii ki çok iyi. Taze doğradığımız somonlarımızı önce bir harmanlıyoruz baharatlarla, yaban turbu köpüğüyle. Ondan sonra üzerine avokadomuz ve mikrofilizden topladığımız karışık otlarla, taze otlarla renklendiriyoruz. Kenarına da birazcık kendi hazırladığımız peynir karışımıyla beraber ve ekmek krotonlarla beraber servis ediyoruz. Evet, şimdi, şimdi tadına bakalım. Şöyle kibarca böldüm. Ekmeğimiz hakikaten ekmek çok ince. Ekmek çok ince, çok kolay dağılıyor. Biraz eksik fazla avokadodan mı geliyor? Avokadonun... Ya da biraz fazla mı limon koymuş acaba? Avokadoyu limonla çevirmiş. Yani orada hem renginin kararmaması hem de açıkçası o freşliği birazcık da arttırmak adına, ama gerçekten geliyor limon arka planda. Biraz, belki biraz fazla kaçırmış limonu. Peki çok güzel, devam edelim isterseniz. Tabii ki, tabii ki. Şimdi empanadamız geldi. Empanada'dan biraz bahsedecek olursak, Portekiz ve İspanya'da, Portekiz'in kuzeyinde ve İspanya'da popülaritesini kazanan Hintli halkın o bölgeye göç ettiği sürede aslında oradaki etkileşimden doğan bir ürün. Samosa'dan etkilenilmiş bir ürün. Samosa da bildiğiniz gibi Hindistanlıların, Hindistan halkının böreği. Biz bunda mısır var galiba. Biz evet, mozzarella ve mısırlısını yapıyoruz. Hani herkes yiyebilsin. Et yiyen yemeyen, tavuk yiyen yemeyen herkes yiyebilsin. Genele hitap etsin diye. Güzel. Sıcak da geliyor. Tabii kızartma olduğu için çok yenmemeli ama temiz birer kızarmış tane. Güzel. Birer tane. Başlangıçta keyifli olabilir. Yanda da böyle taze otlarla hazırladığımız... Otu şey hoşuma gitti yaptığınız... Chimichurri sosun bir versiyonu. Lime kullandınız lime herhalde. Lime kullandık. İşte maydanozlar, hafif kişniş. Kişniş var. Aynen, hafif kişniş. Galiba yani yanılmıyorsam az dereotu da atıyorlar içerisine. Var. Sonra hepsini beraber blender'da çekiyor arkadaşlarımız. Fiyatları nedir? Mesela somon tartar yedik ona kadar. Somon tartar signature bir ürün olarak geçiyor. 42 lira menüdeki fiyatı. Empanadamız da bizim brasserie tarafımızın bir ürünü aslında. 24 lira. Ha, 4 güzel. Adet geliyor. Paylaşıma da uygun. Zaten brasserie'de daha çok artık dünya trendini takip ederek paylaşıma uygun ürünler yapmaya çalışıyoruz. Peki Ahmet Bey, devam edelim isterseniz. Olur tabii. Paris'te özellikle bazı lokantalarda ilik başlangıç olarak gelir. Aynen. Gidiyorum, kolesterol yüksek olmasına rağmen, yani özellikle ilik kolesterolü var tabii. Doğru. Ama yiyorum. Ama işte iliği biliyorsunuz, yani çok az tüketildiği takdirde gayet faydalı. Hatta gelişme çağındaki çocukların özellikle tüketmesinde de fayda var. İyi, biz de tam gelişme çağında çocuğuz sizle. Aynen. O yüzden İkimiz yani bol tamam. Bol yiyebiliriz diyorsunuz. Bol bol yiyelim o zaman. Her şeyi de gelişme için yemeyeceğiz tabii. Biraz zevkimiz zevk için de tüketebiliriz yani. Afiyet tamam. Olsun. Size de. Ben elle yiyeceğim. Size de elle yemenizi tavsiye ederim. Ben elle yiyeceğim bunu. Bu elle yenir. Çatnenin de tadı geliyor. Gayet oranı dengeli. Çok lezzetli. Çatni çok çok lezzetli bir çatni. Soğan çatni, hafif tatlımsı. Armuttan biraz tadı var. Armutla mı geliyor tatlı? Armutla blend ediliyor.
Ama çok koymamak lazım çatliyi. Yani 1'e 3 iyi herhalde değil mi? Benim oranım 1'e 3. Yani hayır, arkadan hayır. gelmesi lazım çatliğin gerçekten. Bu çok güzel olmuş. Bunu bitireceğim valla. Ben de bitireceğim. Ki biraz gelişelim. Evet aynen. Afiyet olsun. Bunun hazırlanması zor. Yine fiyatını sormak mecburiyetindeyim. Tabii fiyatı 27 TL. Gayet vallahi, de aslında makul. Uygun tutuyorsunuz. Gayet makul. De makul bir fiyatı var. Gayet makul. Gayet makul. Yurt dışında fiyatını biliyorum. Gayet makul tutuyorsunuz. Bu tereyağı, peynir, onu, zeytinyağı, bir güzel ekmekler falan geliyor. Onlara da bakılabilir tadına. Onlardan da çok kısa bahsedelim. Hakikaten yemekler gelince daldık. Burada bir 7 peynir karışımıyla olan bir aslında Fransız peynir karışımları gibi bir karışımımız var. Tabii sadece Fransız peynirleri yok. Orada kendi yorumumuzu kattığımız. Yani ama ön planda sayacak olursak mascarpone, ricotta, keçi peyniri ön planda. Bir 3-4 peynirimiz daha var içerisinde. Bunları karıştırıp püre haline getiriyoruz. Etrafına kullandığımız zeytinyağımız Datça'dan, özel olarak Datça sütü adıyla gelen bir erken hasat zeytinyağı ama o yurt dışındaki erken hasatlar kadar keskin değil. Evet, ekmeklerinizi kendiniz yapıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Ekmeklerin hepsini kendimiz yapıyoruz. Bu Fransız usulü bir baget yapmışsınız. Evet, Fransa'da hatırlarsınız yani bilirsiniz gittiğinizde gördüğünüzde ön taraflarını, uçlarını biraz böyle sivri yakarlar. Dışı kıtır olur, içerisi taraf boşluk olur. Biraz daha şişman olur genellikle. Onlarınki biraz daha şişman oluyor. Bizdeki versiyon biraz daha böyle minik hepsinden misafirler tadabilsin diye açıkçası küçültüyoruz. Ya, tamam. Ondan sonra orada bir tane hafif kırmızımsı olan fermentozun suyu evet ve cevizle hazırladığımız keyifli misafirlerimizin beğendiği bir ekmek. Kırmızının arkasında o biraz gizlenmiş ben şuradan da göstereyim misafirlerimize. İçerisinde kars gravyer var erimiş. Onun dışında aynı zamanda da çok hafif sosis kırıntıları var diyelim. Çok arkadan o baharatlılığı vermesi için. Biraz soğudu tabii. İlk geldiğinde yeseydik o daha keyifli olabilirdi ama kars gravyerinin o tuzluluğu güzel, ama. Güzel çok birleşiyor güzel. Gerçekten. Çok güzel. Fransa'nın gujere vardı. Aynen gujere benziyor. Gujer konte ile yapılır. Yemek başında verilir. Doğru. Fakat kars gravyeri bence konte kadar yakışmış. Mantı ilginç. Şeyin dışında siz domates sosu var biraz. Evet. Ben evde domates sosunu hep mantı yaparım. Doğru. Benim eşim çok önem vermiyor. Ben seviyorum. Biz mantı yaptığımız zaman domates sosu. Çok hafif bir domates sosu. Bu da bence bizim... Çok lezzet veriyor. Bence ben de çok seviyorum hafif bir domates sosu. Burada gerçi arkadaşımız biraz bol bol koymuş. Biraz bol koyar onu şey. Ama şöyle söyleyeyim. Gerçekten bizim zaten bütün makarnalarımız el yapımı. Burada da gene o yani Batı Akdeniz mutfağının olması yanı sıra biraz kendi kültürümüzden olan ürünleri de menüye yansıttığımız karakteristik ürünlerden bir tanesi. Nedir? Gene kendi açtığımız hamurla. Burada, farklı bir biçim yapıyorsunuz. Evet, kulak şeklinde ya da yani, göz damlası şeklinde dediğimiz. Göz damlasına daha çok benziyor. Göz damlasına daha. Ben göz damlası diyorum. Evet. Göz damlası şeklinde kapatılmış mantımız. Değişik ceviz de bol koyuyoruz içerisine. Bol tereyağı üstüne kesiyoruz. Bol tereyağı, altta domates sosu, üstte süzme yoğurdu. Yine baharatlarımız var, karışık baharatlarımız. Ve ceviz de ben servis edilmesini çok seviyorum. Lezzet ceviz çok yakışıyor. Hamur lezzetli, güzel. Biraz kalın geldi bana hamuru. Biraz daha ince. Yani biraz daha ince açılabilir. Biraz daha ince açılabilir. İşte evet. Orada gene biraz İtalyanlaşmışız ama al dente'de ve kalında kalmışız ama dediğiniz gibi bence de biraz ince açılabilir. Ama al dente yapılıyor. İtalyanlar hem ince açıyor hem al dente yapıyor. Bizimki biraz kalın ve al dente olmuş. Kalın ve al dente. Ben katılıyorum. Biraz inceltilebilir evet, gerçekten. Evet. Yani bugün ayar bence de biraz ama daha. Ama lezzetli, yani bol tereyağlı benim tam da şey uygun yani. Güzel yani. Güzel. Biraz daha ince olsa. Tam diyeceğim. Sunum da hoş. Şey notlarım arasına alıyorum o zaman. Biraz inceltiyoruz evet, onları. Yani yapabiliriz. Evet, yapabiliriz. Yapabiliriz. Mantı ne kadar? Mantımız da 28 lira. Çok güzel. Evet, geçen geldiğinizde yediğiniz parmesan tekerimiz gene meşhur geldi soframıza. Bugün bize şefimiz Muharrem Tenekeci yapacak. Elimizdeki malzemeler. Bir tane padano parmesanımız var. Padano, gram padano. Parmesan farkları ama parmesan çok kötü parmesan veriyor ülkeye.
Yani kötü parmesan yerine o aslında Parmigiano Reggiano'dur. Onlar gelmeyince Gran Padano'yu tercih eder. Evet, yanında bir trüf yağımız var daha sonrasında esanslandırmak için. Saf alkolle şefimiz öncelikle peynirimizi eritmeye başlayacak. Daha sonrasında risottomuz gelecek ve burada masamızın kenarında bağlanacak. Trüf yağı ve taze otlarıyla lezzetlendirip bizlere servis edecek. Şu ana kadar parmesanı küçük küçük parçalar ayırıp trüfle yayıyla. Evet. Parmesan peynirimizin üzerindeki sert kabuğu eritmek için üzerine saf alkol döktüm ki üzerindeki sert kabuk biraz yumuşasın. Onu ben çekebileyim. Sonrasında alkol bunu... uçuyor tabii. Evet, saf alkol uçuyor. Şimdi zaten ona ben risottomuzu vereceğim. Zaten normal likördeki alkolü dökmüyoruz. Direkt saf alkolü sadece o peynirimizi eritmek ısı amaçlı kullanıp evet. Daha sonra buharlaşmasını sağlıyoruz. Şimdi risottomuz geliyor. Bu çok zor bunun şeyini tutturmak, koordinasyonu tutturmak değil mi? Burada aslında şefim daha iyi bilir. Mutfak şefim ve salon şefim büyük bir çaba sarf ediyorlar bunun zamanlamasını doğru yapabilmek adına. Çünkü açıkçası biraz fazla bağlanıp gelse risottomuz, burada bu bağlama hareketini doğru yapamıyoruz. Az pişerse de tabii ki o da ayrı bir handikap. Çok az pişerse. Zaten biz gene diri kalmasını istiyoruz ama tabii takır takır da olmasını lazım. İstemiyoruz takır, tabii takır, ki. Takır takır olmayacak risotto. Tabii. Dişe gelecek ama takır takır aynen. Olmayacak. İçinde anladığım gördüğüm kadarıyla mantar da var. Evet, mantarımız var. Parmesanlı, fesleğenini koyuyorum. Fesleğen mi? Taze evet, fesleğen. Taze fesleğen koydum. Şimdi de 3 damla trüf yağı sıkıyoruz. Dediğiniz gibi çok fazlası... Yani trüfün yağı kuvvetli, mekanik kendisi evet. Tabii çok lezzetli. Kendisi seviyorsanız gerçekten bol bol da konabilir. Sıktığım anda kokusu zaten ortama yayıldı. Bu şekilde yapılması, aşağı yapılmaması sunum dışında bir avantajı oluyor mu yani? Şimdi siz daha iyi bilirsiniz. Risotto 30 ila 45 saniye arasında mutfak alanından salona gelene kadar eğer bağlanmış gelirse donabiliyor. Ve hani o duvara attığımızda yapışma tabiri vardır ya, evet. O hali alabiliyor gerçekten. Evet. Biz aslında burada başka bir risk alarak o riskimizden kurtuluyoruz. Masanın yanında bağladığımız için anında doğru şekliyle önünüze konuluyor. Dolayısıyla mükemmel. O riskten kurtuluyorsunuz, başka bir risk zamanlama alıyorsunuz. Zamanlama riskine giriyoruz. Orada da ekibimize güveniyoruz. Ekibimiz de bu konuda gerçekten başarılı. Güzel bir koordinasyonla bu sorunu aşıyorlar. Bakalım tadına. Tabii buyurun. Afiyet olsun. Elinize sağlık şefim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Çok güzel. Tam dişe geliyor ama... Eline sağlık şef. Çok güzel afiyet olmuş. Olsun. Afiyet olsun. Gerçekten güzel olmuş. Bir kere yani... aynı dediğimiz gibi içi pişmiş fakat dişe de dokunuyor. Dişe yani dokunuyor. Yumuşamamış. Çok çok başarılı. Trüf evet. Yağı kıvamında kullanılmış. Gran Padano gerçekten lezzet veriyor. Şef tebrik ediyorum. Afiyet olsun. Sağ ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Çok güzel. Güzel bir harika. Tabak. Bu bayağı zahmetli. Bunun porsiyonu ne kadar veriyorsunuz? Bunu tek kişilik yapamıyoruz açıkçası. Çünkü bütün bir parmesan yüzeyini kazımamız gerektiği için doğru oranda bağlamak için iki kişilik olması gerekiyor. İki kişilik menündeki fiyatımız 88 lira. Daha önce gelişimde çok sevmiştim. Güzel bir kaz getiriyorum. Evet size. Tabii Kars'tan kazımız geliyor şimdi. Çok sık yediğim bir et bir şey değil, kas fakat yediğimi de çok seviyorum. Niye seviyorum? Hem av eti hem de kümes ikisinin arasında yani av etinin derin lezzeti de var aynı zamanda. Gerçekten içi sulu ve kurumamış geliyor. Bazen
kurutuyorlar bunu bir kars kazını. Doğru. Lütfen anlatın, nasıl pişiriyorsunuz, o tuzluk nereden geliyor? Şimdi burada yaklaşık bir 9 saate yakın bir pişme süreci var. Öncelikle bir 4 saat falan bu o tuzda beklediği için o tuzdan bir ayrılma prosesi var, kaynama prosesi var. Orada bir tuzu yavaş yavaş atıyoruz üzerinden. Tabii yoğun ısıda değil, belli bir sıcaklıkta. Tam bir haşlamaya da ulaştırmamak için önce banyosunu yaptırıyoruz kazımızın. Ondan sonra kazımız bir fırınlanıyor banyodan sonra, güzelce temizlendikten sonra. Sonrasında en son misafire servis edilmeden önce kendi suyunda bir tencerede bir banyoya daha sokuyoruz. Orada bir yumuşatma prosesi uyguluyoruz aslında. Kendi suyu aslında. Çıkıyor mu? Bayağı bir suyu çıkıyor açıkçası pişirirken. Fırında topluyorsunuz o fırında zaman. Fırında topluyoruz. Altına tabak mı koyuyorsunuz toplamak için? Fırının tepsisinden de topluyoruz. Birazcık tepsiye de hem tepsi yakıyor hem de birazcık da o banyo yaptığımız sudan da birazcık faydalanıyoruz. Tamam. Onunla son banyosunu yapıp akçaağaç özüyle bir grezeye hazırlıyoruz üzerine. Onunla bir parlaklığını veriyoruz. Hmm. Son bir fırında bir 10-15 dakika daha duruyor ve keyifle. Dört aşamada uzun bir aşamada pişiyor. Yanında da hoş bir şey bu siyah arpa değil mi? Siyah arpa risottosu dediğimiz aslında çok sağlıklı bir tahıl. Doğal bir ürün. Bunu da biz kazın kendi suyuyla ve o tencerenin dibinde kalan etlerle beraber karıştırarak biraz da tereyağı, güzel bir tereyağı yardımıyla bağlayıp bezelyelerle süslendirip yanına güzel bir garni yapıyoruz. Yanında da tekrardan birazcık daha soslu seven misafirlerimiz için hazırladığımız, zaten kendi suyuyla ve mantar karışımıyla hazırladığımız bir de herhalde tereyağı var bağlamak tereyağıyla için. Da bağlamak için bir sosumuz var. İyi oluyor. Ağır geldi, birazcık rahatlamam lazım, ağzımın kuzu tadı kulağı değişsin diye misafirlere de birer tane kuzu kulağı ikram ediyoruz. Hadi şimdi ağız tadıyla buyurun, biraz sana afiyet bakalım. Olsun, lütfen buyurun. Siz de bakın, tabii, bu kadar hazırlanmış, şey yapmış. Bir de şeyden bahsedelim tabii burada yerken, ben bir yandan anlatayım size. Şimdi kaz diğer kümes hayvanlarına göre göğsünün üstüne yattığı için göğüs kısmı daha yağlı oluyor but kısmından. Dolayısıyla biz iki taraftan da biraz göğüs, biraz but karışık yemelerini öneriyoruz misafirlerimize ki hani o farklılığı da yaşasınlar. Bakın en lezzetli taraf da şudur. Şu anda benim aldım. Çatalım şeyimde duran. Yağını seviyorsun, yağlı kısmı. Derisini evet, seviyorsun. En güzel kısmı, derisi. En güzel kısmı budur. İçindeki hafif yağıyla. Doğru. Ördeğin de budur, şey de budur. Doğru söylüyorsunuz. Keyifli gerçekten deri seven misafirler için. Zaten güzel de pişmişse. Tabii kendisi kazın çok sağlıklı. Hindiden sonra, hatta hindiyle hemen hemen eşdeğer siyah et olmasına rağmen tamamen o az önce anlattığınız o lezzetli kısımda derisinde yağını topladığı için eti tamamen yağsız ve kolesterole çok yardımcı, yani kolesterol yüksek olan misafirlerinde rahatlıkla tüketebileceği bir ürün. Gerçekten çok çok güzel. Vallahi bu kazın ne kadar? 2 kişilik herhalde bu da. Aslında bu ürün 2 kişilik olarak geçiyor ama 3 kişiyi çok rahatlıkla doyurabilecek bir porsiyon. Bu zaten signature menümüzde var. Bunu brasserie bölümümüzde vermemeye dikkat ettiğimiz bir signature menümüz var. Şimdi sizden onu bir anım. Bir aşağınız var, yukarınız var. Evet. Aşağıdaki giriş kısmımız brasserie servisi yaptığımız yer. Aşağıda sadece brasserie ürünlerimizi, menümüzü, daha geniş olan brasserie menümüzü. Yani mesela bugün yediklerimizden hangisi o brasserie ürünlerine giriyor? Bugün yediklerimizden empanada olsun, iliko olsun. Arkasında parmesan tekerinde risotto aldık. Onu da çok sevilen bir ürün olduğu için açıkçası onu brasserie'de de verme kararıyla onu o menüye kaydırdık. Aslında normalde signature bir ürün tabii ki o. Onun dışında bu yediğimiz kaz olsun, somon tartar olsun, bunlar signature menümüzde yer alan ürünler. Tüm bunun fiyatını sormadım bu arada. Bunun fiyatından bahsediyorduk. Bu gerçekten keseyi de yakan bir ürünümüz. 196 lira. 3 kişi yendiğinde hesaplı bir hal alabilir. Ama Kars'tan gelen kaz gerçekten bize geliş fiyatı da acayip yüksek. Maalesef onu da misafire yansıtmamız gerekiyor. Yani böyle artizanal bir ürünü bulundurmanız ve bu kadar pişirmeniz bence, yani ben ucuz halkçılık, popülizm bence güzel bir şey değil, şey yapmak doğruya doğru söylemek lazım. Hı-hı. Bu ürün o fiyata hak ediyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Çok kıymetli yorumları paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için galiba. Gayet dürüst olduğu gibi şeyleri de söylediniz. Yani fikrinizi. Evet, güzel bir sohbet oldu gerçekten. Evet ve gerçekten güzel bir yemek oldu. Sağ olun. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Burası gerçekten klas bir lokanta.
İki özellikle üst katında yediklerim güzeldi. Aralarında en çok sevdiklerim de bu ilik, kemik iliği, risotto ve kas. Bir de hoşuma giden tarafı, hani garson gözünüz önünde hazırlıyor. Güzel, artık dünya mutfağında bile pek kalmayan bir özellik bu. Bir şekilde bu bir nostalji. Düzgün, hoş, temiz, lezzetli yemekleri var. Bir de her yerde bulunmayan da yemekleri var. Gerçekten bu kazı bulamazsınız kolay kolay İstanbul'da. Bu yemekleri bir daha gelip tekrar etmek isterim. Fikrimi değiştireceğimi pek sanmıyorum. Ben yine kaz deneyeceğim. Sirkeci'de çok tanınan bir köfteciye geldim. Bunların şubeleri yok ama yakın zamanda eski dükkanın yanında yeni bir yer daha açtılar. Uzun zaman bekledim. Kısmet bugüneymiş. Çok popülersiniz. Buraya görüyorum, buradan gelmiş, o gelmiş, bu gelmiş. Her şeyin bir sırası var. Bugün de ben de. Kısmet bugün sizi ağırlamakmış. Evet. Çok istedik ama bugüneymiş kısmetimiz. Yeni dükkanımızda. Filibe şeyiniz ne? Şeyiniz Balkanlardan mı tabii, geliyorsunuz? Tabii. Babam Filibeli, annem orada. Çerkes. İstediğim gibi pişmiş. Sulu ve içi hafif pembemsi kalmış. Evet. Ekmeksiz. O hemen belli oluyor. Sadece kimyon ve soğan. Soğan ve kimyon. O kadar. O kadar, onları hissediyor zaten. Azıcık tuz yok mu? Tuz var. Tuz var. Tuz, kimyon. Zaten bizim etimiz önce tuzla çekiyoruz Vedat Bey. Ha. Nasıl çekiyorsunuz? İki kere falan mı çekiyorsunuz? İki kere. Önce etimiz geliyor. Burada tuz dökülerek çekiliyor. Hı. Ertesi sabah... Et bekletilip. Et bekletiliyor. O tuz da çekildikten sonra. Ertesi sabah küçük ince şeyle tekrar çekiliyor. Ve işleme başlanıyor. Bu mesela Filibe'de aynı böyle mi yapılıyormuş? Vallahi ben Filibe'ye gittim. Hı. Babamın memleketine. Ben köfteci aradım, bulamadım. Enteresan. Yani yiyemedim ama... bizim dedelerimiz geldiği zaman ilk önce bu cadde üzerindeki dükkanımızı 122 yıl önce pastırmacı dükkanı olarak açıyorlar. Bakıyor ki olmuyor, bir anda hemen köfte, yani Filibe'nin köftesi böyleymiş ama ben Filibe'de bulamadım. İlginç. Yiyemedim. Evet, kalmamış demek o gelin. Yani gittim ama yok, bulamadım. Ama Balkanlar çok güzel köfte, mesela Boşnak köftesi falan, evet, çok güzel. Evet, Üsküp falan güzel köfte çok yapıyor, güzel. Evet. Çatalla ikiye ayırdım. Köfteyi bir çatal darbesiyle ayırabiliyorsunuz. Çünkü içinde herhangi bir katkı maddesi yok. Karbonat olduğu zaman bunu yapamıyorum değil mi? Karbonat olduğu zaman köfteyi ikiye ayırmaya kalktığında köfte bir sağa bir sola oynar. Lastik bir sağa bir sola oynayınca lastik gibi olur. Karbonatı niye kullanıyorlar? Kabartmak için. Kabartmak, şişkin olsun diye. Böyle köfte biz şişkin göstersin. Biz etimizi diye. Çok özel alıyoruz. Bir de çok dinlenecek. Bizim kasabımızda etimiz 10-15 gün dinlenecek. Evet. Dinlenmiş et olacak. Siz bir de dananın yağlı bir yeri galiba. Döş. %80'i döş. Gerçek evet. Döş. Evet. Döş. Evet, döş. Büyük bir oranla lezzet oradan evet. Geliyor. Kuşbaşı alıyoruz, kıyma almıyoruz. Biz etimizi kendimiz görüyoruz. Biz öyle çekiyoruz mi? Tabii. Evet. Makinamız aşağıda. Yani köfte mükemmel. Hiç diyecek bir şey mi? Gerçekten lezzetli. Bir şey söyleyeceğim, şu piyaz işi. Şimdi bir kere domates koymadığınız için tebrik ederim. Şu anda kötü çünkü, yani şu mevsimde kötü. İyi olduğu zaman domates. Tabii yazın domates yumurta kullanıyoruz. Yumurta kullanabilir. Yumurta her zaman piyaz. Kullanmıyoruz yumurta. Bence yeşillik bile olmadan yumurta, soğan şey yeter. Fakat bunun oranı yanlış. Yani şöyle çok büyük bir tabak lazım. Şimdi çünkü bunu karıştırmak zor oluyor bu tabakta. Böyle yemesi zor.
dışarı taşıyor. Estetik olarak hoş bir görüntü olmuyor. Bence bu tabakta bunun yarısı kadar... Ben de size katılıyorum o fikre ama ben çünkü benim... Ben babamla da 25 senedir çalışıyorum. Bizim dükkanımızda bu tarz değil, piyazımız daha normal, standartta. Her masaya yoğurt ve piyaz geliyor mu köfte? Hayır. Arzu edenlere, yani bazısı bir köfte yiyip kalkıyor. Bazısı piyazı da yiyor, köfteyi, yoğurdu da yiyor. Yoğurt zaten öbür dükkanımızda bizim yoktu. Hı. Böyle tava yoğurt burada oluyor diye, hadi yoğurdu da beğeniyorlar. Tava yoğurdu aldınız ya. Evet, onun için yoğurt da koydum. Şimdi öbür dükkanda da yoğurdumuz var. Bence olsa da olur, olmasa da olur. Evet, zaten çok tüketmiyoruz biz yoğurdu. Fakat köftenin yağı akıyor çok. Yani gerçekten basınca yağ akıyor, çok güzel. Valla elimizden geldiği kadar kaliteli et. Çünkü biz etimizle ayaktayız. Hı. Hizmetimiz etimiz, en önce etimiz. Ama köfte bu şekilde pişecek. Çok kuruyunca hoş olmuyor köfte. Tabii köfte tombul olduğu zaman böyle içi sulu kalabiliyor. O güzel, ince şey yapmıyorsunuz. Bir porsiyonda kaç tane var? 1,5 bize ya. Gelenler 1,5. Bir porsiyonda 6 tane var. 1,5'ta 9 tane var. Fiyat ne kadar? Bir porsiyonu 14 lira. Piyaz ne Piyazımız kadar? 7 lira. Yoğurdumuz 4 lira. Kapasitesi ne kadar buranın? Burası 40 kişi aynı anda yemek yiyebiliyor. Öbür dükkanda da 36 kişi. Evet. Eski dükkanda da. Bir farkı var mı yani? İki dükkan da açık şu anda. İki dükkan köfte aynı. Burada yapılıyor hatta köftelerimiz. Buranın mutfağı çok büyük. Eskiden oradaydı. Peki, anladım. Peki burada pişen köfte... Hayır. Yok. Oraya mı taşıyorsun? Buradaki ızgara da oradaki ızgaraya göre üretildi. Oradaki ızgara 90 yıllık olduğu için buradaki ızgara da onun ölçü ve batlarında üretildi. O yüzden burada da servis var, orada da servis var. Orada yemediğim için bir lezzet farkı var mı bilemiyorum. Yok, etimiz burada yapılıyor, köftemiz oraya gidiyor. Peki pişirmenin şeyi ne, sırrı ne? Yani közde mi pişiriyorsunuz? Tabii. Ateşte. Kömür ateşinde. Kömür ateşinde. Ne kömürü kullanıyorsunuz? Meşe kömürü. %100 meşemiz. Başka şey ki karıştırmıyor musun? Gürgen meşe ya da... %100 meşe. Daha iyi yandığı için mi meşe? Bir de böyle şimdi alev alıyor. Ondan sonra onun öyle alevde köftenin pişmemesi lazım. Külle kapatıyoruz üstünü. Geceliğin külle. Yani ağır ateşte köftenin pişmesi. Harlı ateşte olmaz. Olmaz değil mi? Hayır. O zaman haşlıyor. Herhalde. Tabii. Haşlıyor. Herhangi bir yemeği çok pişirmek zararlı bir şey. O da doğru. Zararlı bir şey. Kanser riski bile var diye okumuştum öyle ben diyorlar. Bir yerde. Evet. Yani alevin üstünü külle kapatıp... Evet. O külde pişirmek lazım. Mangal ustası da yani önemli bu usta. Çok eski ustamız tabii. Bizim. 40, öbür dükkandaki 50 senedir. Biz bir aile gibiyiz yani. Ben hiçbir zaman kendimi bir patron gibi görmedim. Patron içesiniz çünkü. Evet, teşekkür ederim ama ben hiç öyle. Ben ilk dükkana geldiğimde çok gençtim. Çok mücadeleler verdim tek çocuk olarak şimdi geldim. Şimdi yaşlıysınız. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani hepimiz biz bir aile gibi, biz kızarız, tartışırız ama yine de sevgimiz bir bütündür. Çok güzel, iyi. Bundan sonra gelecek şimdi, bundan sonra nesle de geçiyor, öyle belli evet, oluyor. Allah peki, hayırlısı. Kalitenin devam edeceğine hiç şüphem yok. İnşallah. Çok lezzetli. Peki çok teşekkür ediyorum biz çok o zaman. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Elinize sağlık. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Ben farklı köfteleri çok beğenebiliyorum. Mesela geçenlerde yediğim bir boşnak köftesini de mükemmel bulmuştum. Şimdi iyi köftenin tek bir formülü yok. Ama ortak özellikleri var. Yani bazısı ekmek koyar, bazısı koymaz, bazısı yumurta kullanır, bazısı kullanmaz, bazısı kimyonu daha bol koyar, bazısı karabiber koyar. Bunlar değişebilir. Ama yani ortak özellik şu bence. Bir, et kaliteli olacak, süt danası olacak ve döş ağırlıklı olacak. O kesin. İkincisi, biraz şöyle tombulca olacak, yağı çıkacak. Üçüncüsü, et iyi dinlenecek, iki kez çekilecek ve elle yoğrulacak. Yani fabrikasyon olmayacak. Dördüncüsü de pişmesi çok önemli. Böyle demlene demlene közde pişecek. Şimdi çünkü çok harlı ateşte pişmeyecek ama yani odun ateşinde pişenin lezzeti farklı oluyor. Bir de tabii ki hiçbir şekilde uzun süre bekletilmeyecek et. Tam kıvamında olacak. Şimdi bütün bu özellikler burada var. Ben köfteyi çok beğendim. Piyaz dediğim gibi daha
orantılı olmalı ki harmanlayabilesin sirkesiyle, zeytinyağıyla. Yani burada düşündüğüm tek bir şey biraz daha gelişirse belki piyaz gelişebilir. Ama köftede çok iyi bir formül tutturmuşlar ve beşinci kuşak ve gerçekten hak ediyorlar. Ve benim gördüğüm kadarıyla yani anne ve oğulla birlikte yemek yemek de benim için ayrı bir zevkti. Eminim Cem de bayrağı bir sonraki kuşağa taşıyacaktır.